İltica etmek isteyenler, yani bir başka ülkeye sığınmak isteyenler, gitmek isteyenler bazı dosyalara ihtiyaç duyuyorlar. Bunun da merkezi bir il olmuş. Şimdi o ili anlatacak. O dosyalarda böyle hazır paket halinde sunuluyor. Neler yapılıyor, kaç para veriliyor göreceksiniz. Timur'la ben Ruşen'den dinlerken şaşırdık. Nasıl oluyor, nasıl oluyor diye böyle sorduk. Ruşen şimdi aslında sizden gelen soruları da yanıtlamış olur. Ruşen hoş geldin. Şule merhaba, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Çok teşekkürler. Ruşen, bu zamana kadar aslında mesela Van'dan, sınırdan ilk o Türkiye'ye girişleri de duyuran gazetecilerden biriydin. Kaçakçılarla konuştun. Her dinlediğimiz dosyada senle şaşırdık. Ama bu iltica dosyasını bize yayından önce anlattığında, yani bir hafta önce konuştuğumuzda böyle herhalde en şaşırarak dinlediklerimizden biri bu olmuştu. Ne oluyor Ağrı'dan başlayacaksın sanırım anlatmaya? Ya doğru, aslında biz de dosyayı çalışırken beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi anlatacağımız, açacağımız dosya hem komik ama aynı zamanda trajik bir ülkenin velisi bir foto şeyini çıkartıyor, zaten raporunu ortaya koyuyor. Şimdi özellikle Türkiye'de yaşanan ekonomik buhran, seçimde muhaliflerin, demokratların seçimi değiştirme umudunun yıkılmasıyla birlikte insanların artık Avrupa'ya iltica etmesi, göç etmesi ciddi anlamda ravaça gelmiş ve yükselmiş durumdaydı. Biz de bir araştıralım ne oldu, son süreç nedir? Ülkede gidenler sadece işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi para için mi gidiyorlar, yoksa başka meseleler de mi var bu işin arkasında diye dosyayı araştırırken Ağrı'ya takıldık. Ağrı, özellikle Ağrı merkezi çok önemli bu konuda. Çünkü Ağrı aynı zamanda Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'ya değil Amerika'ya göç eden, iltice eden insanların oluşturduğu, ya sayı olarak da merkeze dönüşmüş bir yere ulaşmış. Hatta Ağrı öyle bir yere dönüşmüş ki Ağrı'nın bazı kahvehanelerinde bu iltica meselesini organize eden, iltica meselesiyle ilgili kontaklar, ilişkiler, dosyalar hazırlayan belli başlı şirketler, yani merdiven altı şirketler oluşmaya başlamış ki bunu araştırmaya başlayınca çok daha ilginç hikayelere ulaştık. Nitekim en ilginci, bence en trajikomiği de Ağrı'nın bu ününü duyan, Ağrı'nın bu ününe vakıf olan ve iltica etmek isteyen yurttaşlar Ağrı'ya gelip Ağrı'da önce bu ilişkileri kovalamaya, daha sonra da bu dosyaları hazırlatmaya başlamışlar ve öyle bir noktaya gelmiş ki binlerce insan, ki Ağrı'da konuştuğumuz gençler, arkadaşlarımız kalmadı abi etrafımızda, muhtemelen biz de gideceğiz oraya diyen bir pozisyona gelmiş. Fakat en ilginci şu, şöyle Karadenizli bir grup geçtiğimiz aylarda Ağrı'ya, Ağrı merkeze geliyor ve bu sözünü ettiğimiz ilticanın döndüğü kahvehanelerde bir takım görüşmeler yapıyorlar. Kürtçe öğrenmeye başlıyorlar. Oradaki insanlar da şaşırıyor. Yani siz ne için, hayırdır yani, ne Kürtçe öğrenmek, ne için Kürtçe öğrenmeye çalışıyorsunuz diye sorunca işin rengi ortaya çıkıyor ve o gelen Karadenizli grup, biz Kürtçe öğrenip iltica etmek için Kürtçe öğrendiğimizi ve Kürt olduğumuzu söyleyeceğiz diyorlar ve onu söyledikten sonra işin rengini anlıyorlar ki bu öyle bir noktaya geliyor ki Birleşmiş Milletler'in bir toplantısında da raporlara yansıyan, esprilere yansıyan bir konuya dönüyor. Karadenizlilerin Ağrı'ya gelip Kürtçe öğrenip Kürt olduklarını söyleyerek Amerika'ya iltica etme başvurusu diye. Fakat burada daha ilginç bir tehlike bekliyor aslında ilticaya gerçekten ihtiyacı olan yurttaşları. Aynı süreci ben biraz geriye doğru araştırma yapınca İran'da yaşandığını gördük. Birleşmiş Milletler'in raporlarına da yansımış. İran 2005 ile 2011 yılları arasında ciddi bir şekilde Avrupa'ya göç etmeye niyetlenmiş ve çok ciddi sayıda başvurular başlamış. Ve Birleşmiş Milletler 2011 yılında gelen başvuruların içerisinde bir araştırma yaparak başvuru sayısının çok fazla sayıda insanın ben aslında Hristiyanım dediğini tespit etmiş ve sayıyla başvuruyu oranladıklarında eldeki veriye göre İran, bir bakmışlar ki İran'ın neredeyse yarısı Hristiyan olmuş gibi bir durum ortaya çıkmış. Dolayısıyla 2012'den sonra bu iltica başvuruları İran'da artık askıya alınmaya başlamış. Şimdi aynı durum Türkiye için de geçerli. Türkiye'de etnisite ve politik iltica başvurusu revaçta ve Avrupa Birliği de bu konuda oldukça temkinli. Dolayısıyla özellikle Ağrı'nın merkez olduğu bu organizasyonda insanlar daha çok Avrupa'dan ziyade Amerika'ya doğru yeni bir
göç dalgası başlatmak istiyorlar ve bunlar için de çok tedbirli çalışıyorlar. Nitekim ben gönderdim birazdan rejideki arkadaşlar ekrana Onlar değersin şimdi verir, istersen. Ben de onlar verirken sorayım Ruşen. Mesela az önce oraya gelmeden, Karadeniz örneği üzerinden, Karadenizli gençler geliyor, Kürtçe öğreniyorlar gitmek için. Evet. Peki burada yani işte benim yaşamım tehlike altında, siyasi baskı altındayım diyerek bir süreç mi başlatılıyor? Burada da mesela böyle olmadığı görülüp yargıya taşınmış dosyalar oluyor mu? Ya da HDP'ye üye olanlar var mı Karadeniz'den ağrıya? Şöyle çok ilginç şöyle hikayeler var. Hemen başlık başlık gitmek lazım. Bu aynı zamanda bize Türkiye'nin içinde bulunduğu o psikolojik eşiğin de ciddi bir verisini sunacak. Çünkü insanlar kendi ülkesindeyken takındığı sağcı milliyetçi tavır kendi menfaatine geldiğinde nasıl onu evirip çevirebildiğinin örneklerini göreceğiz. Nitekim geçtiğimiz aylarda Denizlili bir vatandaş Amerika'ya iltica başvurusu için yani önce yola çıkmış, kaçak yollarla Meksika üzerinden Amerika'ya gitmiş ve kampa girmiş. Kampa girdikten sonra Amerika'daki iltica mahkemesi neden iltica ettiğini öğrenmek için mahkemeye çıkardığında bu Denizlili vatandaş Halis Nuri zaten kendisini yolda götüren ve tercümanlar aracılığıyla ki bu bilgilerin çoğunu tercümanlar veriyor. Türk vatandaşı ama kendisinin Denizli'de HDP il eş başkanı olduğunu iddia etmiş mahkemede. Mahkemede bir süre sonra sormuş yani HDP il eş başkanısın açılımı nedir diye sorunca açılımını dahi bilememiş. Açılımını bilemeyince mahkeme muhtemelen bizim karşımızda heyecanlandı deyip kampa geri göndermiş. Bugünlerde yeniden duruşması olacaktı. Takip ediyorum. Kabul edildi mi edilmedi mi henüz onu netleştiremedik. Yine oldukça muhafazakar olan hatta milliyetçi paylaşımlarıyla kendi grupları içerisinde tahammül sınırlarını aşan o sosyal demokratlar olan kişilerin biz Kürdüz orada düşünce ve fikir özgürlüğümüz tehdit altında deyip başvuru sayıları çoğalmış ve bunları da garanti altına almak için yani mahkemelere dosya sunabilmek için bu organizelere ciddi paralar akıtıyorlar. Birazdan Timur abi gerçi yargıdaki o şeyi anlatacak ama buraya da yargı eli bulaşmış ve 1000 dolar, 1500 dolar karşılığında belli başlı kirli savcılar aracılığıyla bu insanlar hakkında risk teşkil etmeyen gözaltılar, darp raporları, ev baskınları, gözaltı kararları gibi ki bunu organize eden şirketler bu konuda çok iddialılar. Şöyle diyorlar ki el devlet imzalı yani o el devlete girenler bilecektir. Bir A4 kağıdının altında karekod olur. Karekodla bu evrağın doğru olup olmadığını onaylayabilir herhangi bir yurttaş. Bu karekodun da içinde olduğu gayet tırnak içinde temiz, güvenilir evrakları hazırlayıp gönderebileceklerini söylüyorlar. Bu nasıl oluyor? Şimdi Bu Ruşen organizelerin içinde... ekranda bir senin gönderdiğin bir görsel var. İzleyicilerimiz okuyamıyor olabilirler çünkü beyaz yazılı. Ben söyleyeyim sen bunu Tamam. aç. İltica dosyası hazırlıyoruz diye adeta bir reklam çıkıyorlar. Darp raporu, ev baskını, zorla getirme kararı, polis ifade tutanağı, HDP üyelik, psikolojik rapor, Türk ehliyeti ve kimlik, gözaltı kararı, askerlik kaçak belgesi, yakalama kararı. Belgelerimiz kaşeli, imzalı ve imzalıdır diyor. Önden hiçbir ücret alınmayacaktı zaten. Ücret talep etmiyoruz diye de yazı devam ediyor. Nasıl yani? Tam olarak anlattığım gibi diyelim ki bir vatandaş Avrupa'ya, Amerika'ya göç etmek istiyor ve iltica için bir garanti dosya hazırlamaya başlıyor. Önce internetten çok basit bir aramayla buradaki bunun gibi ilan veren, reklam veren şirketlere ulaşıyorlar ve bu şirketler aracılığıyla önce adım adım bir iltica dosyası, profesyonel bir ekip var orada da. Önce bir ilticasının kabul olabileceği şekilde dosya hazırlanmaya başlanıyor. Bunlardan en önemlisi gözaltı tutanağı ve hakkında açılmış davalar ki bu davaların da başlıklarına ulaştık. Bunların içerisinde risk teşkil etmeyen yani tutuklaması olmayan, soruşturma aşamasına geçmeyen yani mahkemeye gitmeyecek olan, kovuşturma aşamasında kalan suçlar belirleniyor. Bunlardan birisi örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası. Cumhurbaşkanına hakaret gibi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek savcılar gerçekten bu arada böyle bir kovuşturma süreci başlatıyorlar ama bu kovuşturma süreci soruşturmaya dönmeyince sadece kolluk ve savcılığın ifadesi arasında kalıyor ve bu ifade tutanakları
olduğu gibi iltica dosyasına sokuluyor. İltica dosyasını koltuğunun altına alan soluğu Amerika'da, Meksika sınırı üzerinden Amerika'ya ilticada başvuruda bulunmak durumunda. Bununla ilgili daha da ciddi bir iddia var. O iddia da şöyle, özellikle Türk ehliyeti ve kimlik başlığı çok önemli 7. sırada. Şimdi uzun zamandır biz hani göçü çok konuştuk, Türkiye'deki demografik yapıyı konuştuk, siyasal iktidarın nasıl bir siyasal İslam ithal ettiğini konuşurken, bunca yıldır devam eden göçün içerisinde işte Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Afganlar, İranlılar gibi insanlar uzun yıldır Türkiye'de yaşadığı için artık Türkçe'yi de öğrenmeye başlamışlar ve onlar da biz Türk'üz diye başvuruda bulunuyorlar.